Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Söğer Ünlü. Irak'ta IŞİD militanlarının bazı Hristiyan kentlerini ele geçirmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün yerel saatle öğleden sonra acil olarak toplanma kararı aldı. Amerika Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının da havadan bombardıman olmak dahil olmak üzere bazı askeri seçenekleri tekrar gözden geçirdiği belirtiliyor. Bu arada ihtilaflı bir başka bölgede, Gazze'de 72 saatlik ateşkesin sonuna yaklaşılıyor. Başkan Barack Obama dün Gazze'nin sürekli dış dünyaya kapalı tutulamayacağını, böyle devam ederse Gazze'nin ekonomik olarak ayakta kalamayacağını söyledi. Hamas'a karşı hiçbir sempatisinin olmadığını vurgulayan Obama, ancak bu Gazze'de yaşayanlara fırsat tanınmayacağı anlamına gelmez dedi. Bu arada kısa süreli ateşkes günlerinde evlerinde saklanan halk şimdi gıda ve ihtiyaç maddesi stoklarını yenilemek için Gazze'de yeniden dışarıda. Halkın en çok gittiği yerde fırınlar. Scott Babb'ın Gazze izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Ateşkesten yararlanıp dışarı çıkan Gazze halkı fırınların önünde ekmek almak için sıraya giriyor. Fırın çalışanları müşterilerin sabırsızlıkla beklediği ekmekleri yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Herkes ateşkesin bozulmasından kaygı duyuyor. Kadınların sırasında bekleyen Sohat El-Mograbi, iki büyük aileye yetecek sayıda ekmek alabilmek için her gün fırına gidiyor. Evde buzdolabım var ama çalışmıyor. Önceleri günde 3 saat elektrik verilirdi. Şimdi o da yok. Ne ekmeği ne de başka bir yiyeceği muhafaza edecek yerimiz yok. Bu yüzden her gün ekmek almaya gelmek zorundayım. Sebzeler, meyveler, kısacası bozulabilecek her şeyin günlük alınması gerekiyor. Haytham Kotağ günün 6 saatini alışverişe ayırdığını ama asıl sorunun bu olmadığını söylüyor. Şu anda her şey çok pahalı. Çünkü yiyecek aldığımız yerler, fabrikalar bombalandı. Bu yüzden sebze meyve fiyatları 2 kat arttı. İdare ediyoruz, bu da geçecek. Sohat sürekli korku içinde yaşadıklarını anlatıyor. Gelecekten fazla umutlu değilim. İki tarafın da uzlaşmaya varıp barışması gerekiyor. Çocuklarımın geleceğinden endişeliyim. Onların bunları tekrar tekrar yaşamalarını istemiyorum. Bu savaş çok uzun sürüyor. Artık dayanacak halimiz kalmadı. Bu görüntüler Gazze'nin her yerinde görülebiliyor. Savaşın ortasında kalan halk ateşkeslerde günlük ihtiyaçlarını karşılayabilme mücadelesi veriyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Gazze'de 72 saatlik ateşkesin sonuna yaklaşılırken bombardımanlar sırasında yerlerinden olan halkın büyük bölümü ev ve iş yerlerine geri dönebilmiş değil. Ateşkes bölgeyi bir süreliğine sakinleştirse de Gazze'liler hala korku içinde. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia'da öğle saatleri yaklaşıyor. İş günü olmasına rağmen burası hayalet şehirleri andırıyor. Halkın büyük kısmı İsrail bombardımanı nedeniyle bölgeyi terk etmiş. İsrail'in amacı Gazze'yi yöneten Hamas örgütünün gizli yeraltı tünellerini ve füze rampalarını imha etmekti. Bölge sakinlerine bombardıman öncesinde bölgeyi terk etme çağrısı yapıldı. Ancak Hasan Gabayan gibi bazı Filistinliler gidecek yerleri olmadığı için yerlerinde kalmayı tercih etti. Topraklarımız ve Allah için evlerimizde kalıyoruz. İnsanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Burayı terk etmeyeceğiz. Buradan ancak şehit olarak ayrılacağız. Hasan, bazı ailelerin İsrail'in geri dönüş çağrısından sonra evlerine döndüğünü söylüyor. Ancak birçokları birkaç parça eşyasını alıp tekrar ayrılmış. Birçok Gazze'li Birleşmiş Milletler'e ait tesislere sığındı. Bu tesislerden birinde şu anda 2100 kişi kalıyor. Yetkililer hiç kimsenin eve dönmediğini söylüyor. 18 kişilik geniş ailesiyle birlikte Birleşmiş Milletler Okulu'nda kalan Emin Kahlot, eve neden dönmediğini şöyle açıklıyor. İsrail'in söylediği hiçbir şeye inanmıyoruz. Çünkü dün bir aile evine döndü. Evleri bombalandı ve hepsi öldü. Yani İsraillilerin sözüne güvenmiyoruz. Bölge sakinleri Birleşmiş Milletler tesislerinde kalmanın zorlukları olsa da hayatta kalmalarına yardım ettiğini söylüyor. Ancak burası bile güvenli olmayabiliyor. Son günlerde sığınak olarak kullanılan Birleşmiş Milletler okulları vuruldu ve onlarca insan öldü. Benim geleceğim yok. Çocuklarımızın gelecekte diğer ülkelerdeki gibi hak ve özgürlüklere sahip olmasını umuyorum. Çünkü bizim burada hiçbir şeyimiz yok. Beit Lahia'da oturan Mahmut Atar da aynı umutsuzluğu yaşıyor. Ne olacağını bilmiyorum. Burada kalmaya kararlıyız. Belki öleceğiz, bilmiyorum. Ama bu onurlu bir ölüm olacak. Birleşmiş Milletler Okulu'na gitmeyeceğiz. Çünkü oradaki insanlar da ölüyor. Biz evimizde ölmeyi tercih ediyoruz. Bazı Filistinlilerin dönecek evleri bile kalmadı. Bazıları içinse ateşkes, yeniden yapılanma ve açılan yaraları sarmakla geçecek daha zorlu günlerin habercisi olacak gibi görünüyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington.
Malezya Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesi ve Rusların sınırdaki Ukrayna birliklerine saldırdığı iddiaları Ukrayna kriziyle ilgili bilgilendirme savaşını yeni bir boyuta taşıdı. Amerika'nın Sesi muhabiri Al Pesin'in Kiev'den geçtiği haber sırada. Günde iki kere bilgilendirme toplantısı düzenleyen Ukrayna Ulusal Güvenlik Sözcüsü, Ukrayna ordusunun Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı doğuda kaydettiği başarılara değinirken, Rus ordusunu sınırdaki Ukrayna birliklerini bombalamakla suçladı. Rusya bu iddiaları reddederken Ukrayna'yı çatışmaları tırmandırmakla ve Malezya uçağını düşürmekle suçladı. Ukrayna ve batılı ülkeler uçağın düşürülmesinden Rusya yanlısı ayrılıkçıları ve Rus ajanlarını sorumlu tutuyor. İki ülke arasındaki söz düellosu bazen şiddetleniyor. Ancak Ukrayna'daki Rusya yanlılarının zaman zaman bir araya geldiği Kiev'deki bir kilisede bile herkes kime inanacağını biliyor. KGB'nin yönettiği Rus medyasına sadece Ruslar inanıyor. Ama bizim insanlarımız neyin gerçek olduğunu biliyor. Of course I believe so to my president. Tabii ki Cumhurbaşkanıma inanıyorum. Yeni hükümetimize inanıyorum. Yeni Ukrayna'da yaşamak istiyorum. Ancak Doğu Ukrayna'daki kriz bölgesinden yeni gelen Damir kime inanacağı konusunda kararsız. Karar vermek zor. Ben Donetsk'ten geliyorum. Orada sadece Rus programları yayınlanıyor. Kiev'e oğlumu görmeye geldim ve burada sadece Ukrayna programları var. Bunları karşılaştırmam mümkün değil. Askeri harekatın parçası da değilim. Bu durumda kime inanacağıma karar vermem zor. Ukrayna kriziyle ilgili baş döndürücü bir bilgi akışı var. Bilgilerin büyük kısmı geleneksel medyada yayınlanırken bir kısmı da internet üzerinden paylaşılıyor. Ukrayna devrimi sırasında büyük gösterilere sahne olan Özgürlük Meydanı'nın altındaki metro istasyonunda bir gazete standı bulunuyor. Satıcı Irina, devrim sonrasında müşteri beklentilerinin de değiştiğini söylüyor. Birçok kişi Ukrayna gazeteleri alıyor. Rus gazeteleri çok iyi satmıyor. Hala biraz satıyorum ama eskiye göre daha az. Şu anda daha çok Ukrayna gazeteleri müşteri buluyor. Ukrayna devrimini bazıları demokrasinin çiçek açması olarak tanımlarken bazıları da faşizm dayatması olarak görüyor. Aynı şekilde bazıları Rusya'nın Kırım'ı topraklarına katması ve Doğu Ukrayna'ya müdahalesini uluslararası hukukun ihlali olarak kınarken bazıları Rusların ve haklarının korunması olarak kabul ediyor. İki yıldır kitlesel basının gerçekleri değiştirdiğini görüyoruz. Dmitri Zolotokin, medya danışmanı. Who has the influence on mass media? Kitlesel basın üzerinde etkili olanların gerçekler üzerinde de etkisi var demektir. Eğer gerçeklerin korku ve nefret dolu olmasını istiyorsanız, tek yapmanız gereken kitlesel basını alıp gerçekleri istediğiniz gibi değiştirmek. Ukrayna'da son aylarda yaşananların son derece dramatik olduğunu söyleyen Zolotukin, farklı kesimlerden birçok kişinin bu olayları nasıl algıladıklarının, ülkenin ve güçlü komşusu Rusya ile ilişkilerin geleceğini şekillendirmede önemli rol oynayacağını söylüyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Çin'de uzmanlar devlet başkanı Xi Jinping'in yalnızca ülkenin en büyük idari yapısı olan parti içinde destek arayışında olmadığı, aynı zamanda değişime karşı çıkanları ayıklamak istediği görüşünde. Amerika'nın Sesi muhabiri Bill Aydın, Pekin izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Çin'in bugünlerde en çok konuştuğu konu Zhou Yongkang soruşturması. Soruşturmanın bir yolsuzluk davasına dönüşme beklentisi olsa da Zhou'nun geçmişteki gücü ve nüfuzu yüzünden az cezayla kurtulmasından kaygı duyuluyor. Çinli ekonomi uzmanı Hu Xindao, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in soruşturmadan geri adım atmaya niyeti olmadığını söylüyor. Aslında Zhou soruşturması kısmen siyasi bir çekişmenin eseri. Ben bu siyasi çekişme çerçevesinde yolsuzluk soruşturmalarının devam etmesini ve diğer üst düzey yetkilileri de hedef almasını bekliyorum. Hu, eski yetkili Zhou'nun yargı önüne çıkarılmasını istese de Çinli tarihçi Zhang Lifan bundan fazla emin değil. Zhou Yongkang soruşturması konusunda liderler bazı açmazlarla karşılaşabilir. Zhou soruşturmada işbirliği yapmayı kabul edebilir ya da yetkililer bu soruşturmayla başka yetkilileri mahkemeye çıkarmaya çalışabilir. Bu siyasi bir dava olarak görülebilir ve Komünist Parti karşıtı damgası yiyen bir grup yaratılabilir. Bunu normal bir yolsuzluk davası olarak görülüp görülmeyeceğini de bilmiyorum. Şimdilik tahmin etmek güç. Zhou bir süre önce ömür boyu hapis cezası alan eski lider Bo Xilai'nin yakın müttefiklerinden biriydi. Geçmişte Zhou'nun bazı eski çalışma arkadaşları görevden alındı, bazıları da değişik suçlardan yargılandı.
Politbüro'nun eski üyesi Joe ile ilgili soruşturma sembolik açıdan büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre Çin'in ekonomisi yavaşlarken artan yolsuzlukla mücadele hem iş hem de Komünist Parti çevrelerince önem kazanmaya başladı. Siyaset bilimci David Zweig da bu görüşte. There's too much unbridled, uncontrolled power in this system. Çin'de yetkililerin dizginlenemeyen, kontrolden çıkmış bir şekilde güçlenmesine çok sık rastlanıyor. Zhou da yetkilerini kötüye kullanan liderlerden biri olarak öne çıktı. Çinliler açısından da şaşırtıcı olabilir. Ancak siyasi sistem içinde yetkilerin ve hatta yetki aşımının sınırlandırılması açısından önemli bir ders. Zhou Yongkang'ın ne zaman yargılanacağı bilinmiyor. Uzmanlara göre partiden ihraç edilmesi, ardından da mahkemeye çıkarılması gerekiyor. Ama bunun yıllar olmasa da aylar sürebileceği tahmin ediliyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'da son veriler geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı için başvuranların sayısında 14 binlik bir düşüş yaşandığını ve rakamın 289 bine gerilediğini gösteriyor. Veriler son bir aylık işsizlik maaşı başvuruları ortalamasının son 8,5 yılın en düşük seviyesine indiği anlamına geliyor. Veriler hayli olumlu ancak iyileşen istihdam verileri toplumun her kesimine farklı yansıyor. Farklı etkilenen bir kesim de Latin Amerika kökenli kadınlar. Ekonomik krizin erkeklerin egemen olduğu üretim ve inşaat sektörlerine etkisi çok sert oldu. Ayrıca bu sektörlerdeki iyileşme diğer sektörlerdeki toparlanmanın gerisinde kaldı. Bunun istihdam pazarına da etkisi oldu. Kriz sonrasında erkek çalışanların sayısı ekonomik kriz öncesine göre azaldı. Jeffrey Hayes, Washington'daki Kadınlar İçin Politika Araştırması Enstitüsü'nde uzman. Ekonomik durgunluk inşaat gibi erkeklerin ağırlıklı olduğu sektörlerde başladı. Emlak sektörü krize girdi ve bu da inşaat sektörünü vurdu. Erkeklerin egemen olduğu finans sektörü de krizden kötü etkilendi. Kadınların büyük bölümü eğitim, sağlık ve hizmet sektöründe çalışıyor. Bu sektörler krizden daha geç etkilendi. Bu sektörler üretim ve inşaat sektörlerine göre daha hızlı toparlandı. Enstitünün yaptığı araştırma şu anda çalışan kadın sayısının ekonomik kriz öncesine göre daha fazla olduğunu gösteriyor. Ancak Amerika'da yaşayan 23 milyon Latin kökenlinin istihdam tablosu o kadar parlak değil. Latin kökenliler arasındaki işsizlik oranı toplumun diğer kesimlerindeki işsizlik oranlarına göre her zaman daha yüksek oldu. La Raza Ulusal Konseyi uzmanı Alicia Criado göre ekonomik krizden çok kötü etkilenen Latin kökenlilerin kriz sonrası toparlanması daha çok zaman alıyor. Kriz sonrasında çoğunlukla düşük maaşlı iş olanakları yaratıldı ve bu işler çalışanların yoksulluktan kurtulmasını sağlamıyor. Bu düşük maaşlı işlere de genellikle Latin kökenliler girdi. La Raza Ulusal Konseyi, Amerika'da yaşayan Latin kökenli nüfusun haklarını savunuyor. Konsey, Latin kökenlilerin yoksulluk sınırını aşması için asgari ücretin yükseltilmesini istiyor. Criado, Latin kökenlilerin Amerikan nüfusunun en hızlı büyüyen kesimi olduğunu ve 2050 yılına kadar ülkedeki iş gücünün 1/3'ünü oluşturacağını söylüyor. Criado'ya göre bu veri ışığında Latin kökenli nüfusun eğitim ve ekonomik seviyesinin yükseltilmesi çok önemli hale geliyor. Öte yandan istatistikler kadınların erkeklere oranla daha hızlı iş bulduğunu gösterse de yapılan son araştırmalar kadınların hala erkeklerden %20 daha az maaş aldığını ortaya koyuyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi, Washington'dan güvenilir haber, 70 yıllık deneyim. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimizi amerikaninsesi.com adresinde bulabilirsiniz. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere.